Herkese selam. Bu video özellikle 2020 yaz döneminde üniversite ya da yüksek lisans tercihi yapacaklar için gelsin. Şimdi sonuçlar açıklandı dün itibariyle ve her zamanki gibi Instagram'dan sorular almaya başladım. Bu sorulardan bir tanesi, yüksek lisansta sinema okumayı düşünen bir adayın mülakatta neler sorulduğu ile ilgili bir sorusuydu. Bununla ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Önce bir mesajı okuyayım. Merhabalar Onur Bey, ben radyo, sinema, televizyon mezunuyum. İstanbul Üniversitesi'nde yüksek lisans için başvuracağım fakat daha önce hiç portfolyo hazırlamadım. Bitirme projelerim dışında henüz bir kısa filmim yok. Bu yüzden portfolyoya ne koyacağımı bilmiyorum. Bana portfolyo ve mülakat hakkında tavsiye verebilirseniz çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkürler demiş arkadaşımız. Eğer bir kısa filminiz yoksa ya da çektiğiniz herhangi bir şeyler yoksa benim dönemimde, şimdi şartlar değişti mi bilmiyorum ama ben Marmara Üniversitesi Sinema Anabilim Dalı yüksek lisans mezunuyum. Ben lisansımı İstanbul Üniversitesi Radyo Sinema Televizyon bölümünde yapmıştım. Yaklaşık 2 yıl sonra yüksek lisansa başladım. Şimdi yüksek lisansla lisans arasında atladığınız yıllar olabilir. Dolayısıyla okula girerken bilgi sorulmuyor pek. Mülakata girerken nelere çalışmam lazım, neler sorulur gibi bir şeyden ziyade mülakatta sinema bilgimi, sinema sevgimi, sinemaya olan ilgimi ve sinemaya dair genel kültürümü nasıl ön plana çıkarabilirim şeklinde düşünmek gerek. İki aşama olmuştu benim girdiğim yıl. Girdiğim yılı da hatırlayacak olursam 2016 olması lazım. 4 yıl önce. İki aşamalı olmuştu. Bir yazılı sınav, bir de mülakata alınmıştık. Yaklaşık 10 kişi olarak seçilmiştik sayı olarak yüksek lisansa. Sinema programına Marmara Üniversitesi'nin. Yazılı sınavda bize 2 soruluk bir yorum sorusu sorulmuştu. Ve hala da öyle olduğunu düşünüyorum, tahmin ediyorum. Yorum sorusu derken de hani şimdiye uyarlayarak bir örnek verecek olursam mesela bildiğiniz gibi işte bir pandemi sürecinin içindeyiz. Ben mülakata alan hocalardan biri olsam şöyle bir soru sorardım. 2020 yılında tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs pandemisi sonrasında film izleme alışkanlıklarını ve sinema üretimi ve dağıtımı konusundaki değişiklikleri tartışınız şeklinde bir soru sorardım. Ve bunun altına aday bir paragraf, iki paragraf, böyle bir sayfayı dolduracak şekilde görüşlerini, yorumlarını aktarırdı. Benim zamanımda da böyle olmuştu. Yanlış hatırlamıyorsam 90'lı yıllarla ilgili bir soru gelmişti bana da yazılı sınavda ve bir sayfa boyunca yorumlamıştık. Şimdi bu yorumda aslında bilgi aranmıyor. Ondan ziyade sizin yorum yaparken kullanacağınız terimler, sinema dönemleri, yönetmenler, film örnekleri ve sinema tarihine ya da sinema dönemlerine ne kadar hakim olduğunuz, sinema genel kültürüne ne kadar hakim olduğunuz ölçülüyor aslında burada. Buna yönelik cevaplar verebilirsiniz. Yani dolayısıyla yüksek lisans mülakatına çalışmak, hani kitap okuyarak, ezber yaparak, özellikle belirli konular hakkında çalışmak bana biraz mantıksız geliyor. Çünkü dediğim gibi yorum soruluyor aslında. Genel olarak sizin sinemaya dair genel kültürünüz sorgulanıyor ve tartılıyor. Dolayısıyla bunun nesine çalışacaksınız zaten? Hani son 20 yılda yapılan en önemli filmleri mi izleyeceksiniz ya da yeniden mi keşfedeceksiniz yönetmenleri, dönemleri? Hani bu çok çalışılacak bir şey değil ama şöyle bir şey yapılabilir. Henüz lisanstaysanız ve işte sinema televizyon bitirmeye 1-2 yılınız varsa şimdiden başlayarak sinema kültürünüzü, film bilginizi, sinema dönemlerini şimdiden böyle yavaş ama emin adımlarla genel kültürü gibi kendinize geliştirerek bu dönemleri öğrenir, bu dönemlerle ilgili araştırmalar yaparsanız mülakata gireceğiniz zaman dönüp yararlanabileceğiniz, hafızanızda yorum yapabileceğiniz bilgiler elde etmiş olursunuz. Bunu tavsiye ediyorum mülakata girecek adaylara. Benim zaten kendime güveniyorum. Bir sinema genel kültürüm var. Sinemaya ilgiliyim, bilgiliyim. Hani tesadüfen girmiyorum bu yüksek lisans bölümüne diyorsanız da zaten bu ölçülüyor. O zaman bu bilginizi, bu ilginizi yorum yaparken ya da mülakat sırasında nasıl ön plana çıkarabilirsiniz? Bunun yollarına bakın diye bir tavsiyede bulunabilirim. Yazılı sınavdan 2-3 gün sonra yapılmıştı mülakat. Yanlış hatırlamıyorsam. Çok uzun zaman oldu. Çok detaylarını hatırlayamıyorum. Sinema ana Bilim Dalı Bölüm Başkanımız Şükran Esen, Profesör Doktor, ki öğretim üyesi daha, 3 hocanın karşısında bir mülakat vermiştim. Ama bu mülakat deyince aklınıza böyle korkutucu, ayakta sözlü oluyormuşsunuz gibi bir şey düşünmeyin. Böyle küçük bir öğretmenler odasında oturuyorlardı. Ben de karşılarına oturdum ve aslında sohbet ettik. Neler konuştuk, neler sohbet ettik? Burada da dediğim gibi siz aslında analiz ediliyorsunuz. Yani ağzınızdan çıkacak bilgiler, işte Akira Kurosawa, Kubrick, Tarkovsky
Dostoyevski demeniz beklenmiyor orada zaten. Yüzeysel ve sıkıcı olan cevaplardan da bıkmış durumdalar. Yani her sinema, televizyon mezununa hangi yönetmenleri takip ediyorsun ya da kimlerle ilgileniyorsun dendiğinde işte Christopher Nolan, Tarantino, Kubrick ve de Hitchcock. Bu dört ismi genelde saydıkları zaman bundan çok sıkılıyorlar ve aradıkları biraz daha sizin spesifik olarak bir şeylerle gerçekten ilgilenip ilgilenmediğiniz. Siz sinema yüksek lisansı yapacak ve belki ondan sonra doktora yapacak, sonra akademisyen olacak belki de adaylarsınız ve işte bu saydığım isimler sinema okumayan ya da sinema yapmayan insanların da genel kültür olarak, yani sinemaya biraz ilgisi olan bir mühendisin ya da bir doktorun da bildiği yönetmenler zaten. Sizin bunların dışında bir şeyler söylüyor olmanız lazım. Bunların dışına da çıkabiliyor olmanız lazım. Bu çok çok popüler yönetmenler bunlar. Yani çok spesifik gibi duruyor belki sinema tarihinin en önemli isimleri belki de. Evet, ama çok genel kültür bu isimler. Yüksek lisansta işte biraz daha siz mesela atıyorum 80'ler İtalyan sinemasıyla ilgileniyorsanız oradan birkaç isim sayarak, oradan birkaç isim yorumlayarak o mülakatı daha başarılı bir şekilde geçirebilirsiniz. Ülke sinemaları, dönem sinemaları ya da türler hakkında, film türleri hakkında herkesin bilmeyeceği, herkesin ilgilenmeyeceği bilmek için ya da konuşmak için özellikle ilgilenilmesi gereken bir takım dönemler, isimler telaffuz ederseniz o zaman bu gerçekten bu kişi sinemayı seviyor, çok meraklı, çok ilgili dedirtebilirsiniz. Biraz yüzeysellikten uzak kalmak gerekiyor diye düşünüyorum. Biz mesela sohbet ettiğimizde lisansımı önce konuşmuştuk. Ben lisansta da sinema televizyon okuduğum için İstanbul Üniversitesi'ndeki hocalarımdan bahsettim. Oradaki eğitimimden bahsettim. O zamana kadar neler yaptığımdan bahsettim ki bu da çok önemli mülakatta. Yani siz mezun olmuş olabilirsiniz sinema lisans bölümünden ama bu sırada ne yaptınız? Kısa film mi çektiniz? Klip mi çektiniz? Setlerde mi çalıştınız? Senaryo mu yazdınız? Neler yaptınız? Neler ortaya koydunuz? Bunlardan bahsetmeniz gerekiyor. Bunlardan bahsettikten sonra da ileriye dair neler yapmak istediğim sorulmuştu. Ben de onlardan bahsettim. Bu bölümü neden tercih ettiğim sorulmuştu. Ondan bahsettim. Neden yüksek lisans okumam istediğimle ilgili. Çünkü yüksek lisans askerliği uzatmak için de özellikle erkek adaylar için sıklıkla tercih ediliyor. Bunu da akademisyenler biliyor, farkında tabii ki. O yüzden biraz daha ilgilisini, biraz daha meraklısını, hani bu bölüme az sayıda öğrenci alınıyor zaten. Yüksek lisansa seçildikten sonra sinemanın peşini bırakmayacak, okuldan, fakülteden bir şeyler alacak ve hatta fakülteye bir şeyler bırakacak. Ortaya koyacağı araştırmalarla, tezlerle, akademik yazılarla, araştırmalarla okula da bir şeyler katacak. Sinema öğrencilerini arıyorlar mülakatta. Bu dediklerimi göz önünde bulundurarak rahat bir şekilde, kendinizden emin bir şekilde sinema bilginizle, sinema kültürünüzle mülakata girdiğiniz zaman rahatlıkla geçebileceğinizi düşünüyorum mülakatı. Bu konuyla ilgili tavsiyelerim bunlar. Dediğim gibi yüksek lisans sinema mülakatına bence oturulup çalışılmaz, oturup çalışılmayacak şeylerin konuşulması gerekir bence mülakatta. Yani 1-2 ay böyle ezber yapayım, yüzeysel birkaç bilgi hafızamda tutayım değil. Daha genel, sizin yıllarca üzerine koyduğunuz bilgilerle neleri yorumladığınıza bakılıyor. Dediğim gibi eğer siz zaten sinemaya yeterince ilgiliyseniz o bilgiler, o yorumlar zaten sizde vardır ve mülakat sırasında da gayet güzel telaffuz edersiniz diye düşünüyorum. Eğer bu videoyu yararlı bulduysanız üniversite tercihleriyle ilgili, bölümlerle ilgili, radyo, sinema, televizyon ve sinema yüksek lisansı ile ilgili sorularınız varsa aşağıda yorum kısmında benimle paylaşabilirsiniz. Ben de umarım bunları sizin için cevaplayabilirim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu yararlı bulduysanız abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.